25 Ocak, 31 Ocak. Değerli yay burçları nasılsınız? Umarım her şey çok güzel geçer. Güzel bir Şubat ayına giriş yaparsınız ve hak ettiğiniz değerleri alırsınız. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam günlük takip edebilir. Günlük yorumlarınızı takipte kalabilirsiniz değerli yay burçları. Evet, bu hafta özellikle maddi konular stresli bir hafta başlayacak. Yaşam, hani iş yerinde yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum? Yani bu durumlar ne olacak? Maddi kaygılar, geliştirmekte olduğunuz yeni işler, haber yolladığınız alanlarla ilgili hala cevap dönmediği için kendinizi korku, endişe evresine sokmaya başladınız. Bulunduğum noktada ben hak ettiğim derde değilim. Artık yer değiştirmek istiyorum ve buranın sistemi ne olacağı belli değil. Korkularınız ilerlemeye başladı. Hatta şöyle bir sorunumuz var. Ben buradan çıkartılma hissi yaşıyorum diye olabilirsiniz. Evet, böyle bir sıkıntı var. Lütfen işinizi hatalı saatinde ve zamanınızda gitmeni istiyorum. Dört gözle sarılın istiyorum. Alternatif teklifler yaptığınız bir türlü geri dönüş olmadı. Şu an iş alanınıza sahip olmanız lazım. Ortaklı işler yapmak isteyen bazı yay burçlarında evet yapabilirsiniz ama para harcamak için ortaklı iş yapacaksanız yapmayın şu an için. Biraz daha vaktiniz var. Çünkü siz her şeyden çabuk sıkılıyorsunuz. Yani oraya adapte olacaksınız, yapacaksınız ama sıkılıyorsunuz. Ve ortaklı süreçler belli bir süre sonra sizi daraltıyor. Yani ortaklı değil de kendi başınıza yapmanız size daha büyük haz ve keyif verecektir. Daha işe sahip olabilirsiniz. Ortaklık yaptığınız zaman yayılıyorsunuz. O yüzden sizden ricam ki tek başınıza iş yapmanız sağlıklı. Kendi işini ve ortaklı şekilde yapan bazı yay burçlarında ciddi anlamda büyüme, daha büyük rahatlık ve bulunduğunuz iş kapısının daha ferahlılığa kavuşması, hiç beklenmedik iş bolluğuna geçiş yapacaksınız. Korkmanızı istemiyorum değerli yay burçları. Özellikle şöyle söyleyeceğim. Telefon trafiği, iş trafiği, o mal, bu mal, o oraya gitsin, bu evraklar, dosyalar. Yani ihmal etmeyeceğiniz bir hafta. Çünkü bu hafta evrakların koşturması, çok daha yoğun işlerin temposu içerisinde olacaksınız. Bulunduğunuz iş yerinde hatalar da olsa işinize konsantrasyonunuzu eksik kılmamanız lazım. Burada evet hak ettiğiniz değeri almadınız ama burada bu şekilde göze batmanızı da istemiyorum. Düzen, disiplin, kural istiyorum değerli yay burçları. Uzun süredir şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir erkek dostunuz ya da bir erkek yöneticinizden çok büyük bir destek göreceksiniz ve bu kişinin arkasında olması size güven verecek. Evet, bu kişi size çok fazla iyilikler yapacak ama onun da eli kolu bağlı. Onun Şubat 15'ten sonra rahatlama evresi var. Siz de Şubat 15'e kadar konsantrasyonunuzu ihmal etmeyin. Kişi sizi takipte, endişe o nereye siz oraya dediğimiz bir nokta olacak. Özellikle banka ya da finansal anlamda çalışan bazı yay burçlarında yüksek mertebe konumunuzda değişik, daha farklı bir noktaya geçişiniz size keyif kılacaktır. Özellikle spor ya da sağlık sektörü ya da güzellik sektöründe çalışan bazı yay burçlarında biraz maddi kaygılar ön planda olabilir, korkularınız olabilir. Hatta bir ev krediniz ya da bir araç krediniz var. Nasıl öderim, nasıl yaparım endişesindesiniz. Hiç merak etmeyin, rızkınız çok fazla enerji ve daha çok hızlanacak. Korku etmenize gerek yok diyorum. Bir de bir mahkemeniz var. Buradan bir para beklentiniz var. Yani eski işiniz olabilir, geç boşandığınız eşinizden olabilir ya da boşanacak eşinizden planlarınız olabilir. Böyle bir para gündeme gelecek. Bu da sizi gayet rahat akılacak. Bence bu parayı doğru değerlendirdiğinizde borçlarınız ve ev alma şansınız var. Doğru değerlendirmeniz lazım. Aile büyüklerimizde evde bir kaza söz konusu olabilir. Cam kırılabilir. Ne bileyim cam sehpa kırılabilir. Yani bir kesik izi olabilir. Yani ihmal etmeyin, cam kırıkları evin içerisinde olmasını istemiyorum değerli yay burçları. Büyüklerimiz ya da çocuklarımıza sıkıntı lütfen gelmesin değerli yay burçları. İlişki konusunda huzursuz olup uzun süredir ilişkisiz olanlarda evet doğru enerjiye girişiniz geçtiğimiz haftadan bu yana başladı. Doğru aşk enerjiniz devam ediyor. Yani Şubat'ın 10'u 7'si arasında da doğru eli tutacaksınız ve güzel bir noktaya erişeceksiniz. Bu hafta gece uyku probleminiz olabilir. Gece yarısı uykudan uyanıyor olabilirsiniz. Abuk subuk rüyalar görüp depresyona giriyor olabilirsiniz. Melisa çayı vücudunuza iyi gelecektir. Rahat uyumanızı sağlayacaktır. Boğaz enfeksiyonlarımız, kulak enfeksiyonlarımıza dikkat edeceğiz. Bu ara alerjik saç dökülmeniz, kaş, alerjik egzamanız söz konusu olabilir. İhmal etmeyin değerli
yay burçları. Evet, bir yandan üreteceğiniz bir hafta, bir yandan çözüm bulacağınız hafta, doğru değerlendirdiğinizde de ciddi anlamda büyük bir rahatlık ve keyif kalacağınız bir hafta. Umutlarınızı asla eksik kılmayın. Rabbime inanın, bütün kapılarınız aydınlık olur. İnanmadığınız her şey belki inandığınız her şey belki sizin en büyük şifanız. İnanmadığınız şeyler size zarar vermesin. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, umutla kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.